Darısı başımıza dilsiz. Abda. Hayrolsun kardeşim. Allah bir yastıkta kocatsın. Yuvayı dişi kuş yapar. Birbirinize yakışıyorsunuz. Allah torunlarınıza güzel günler görmeyi nasip etsin. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. Mutluluktan ağlıyor benim gelinim. E tabi bir Namık Emirhan'ın gelini olmak kolay değil. Memur Bey, sizi çok beklettik, çok yorduk. Buyurun ben size çıkışı göstereyim. Gelin kızım. Öp bakalım annenin elini. Ne yapıyorsun sen ya? Çık dışarı. Giyin. Gidiyoruz. Çık dışarı dedim. Ne çok dövmen var senin. Fazla renklisin. Hadi. O kadar hazırlık yaptın. Bak işte pastan da geldi. Bir oğlun ağlatırken öbürü güldürüyor. Keyfini çıkar bari. Hülya, içecekler gelmemiş. Vay be, Ferhat abime bak be. Abim damat oluyor, damat. Kızım, gelinliği olmayan gelin mi olurmuş? Kutlama yapıyoruz burada, koşuya mı gidiyoruz? Yeter Hanım, siz farkında değilsiniz herhalde. Ben tehditle buradayım. Bir lafı da böğrümde koyma kızım. Çok asisin. İşimiz var seninle. Daha pastaya bile dokunmadınız. Kendi ellerimle seçtim o pastayı ben. Oğlum, senin sevdiğinden bademli. Sen benim ne zaman tatlı yediğimi gördün? Yavrum, eskide kalmadı mı onlar? Benim için hiçbir şey eskide kalmadı. Hiçbirini unutmadım ben. Ferhat. Oğlum.
Gelin kızım, hadi bir fotoğraf çektirin bakayım. Anneniz çok heveslendi. Abidin, gel bir fotoğraf çek bakayım. Hemen dayı. Siz biz siz kutlayın. Aslı kızım. Sana sesleniyorum. Efendim Namık Bey. Kader senle beni etle tırnak gibi birbirimize bağladı. Ne yalan söyleyeyim, bir koparıp kurtulmak istedim. Lakin şimdi her şeyin bir sebebi vardır diyorum. Hükmetmesini bildiğimiz kadar teslim olmasını da biliriz evvelallah. Senden istenen de budur. Kaderine katlanmasını bil. İnançlı ol. Bizim ailemize gelinlikle giren kefenle çıkar kızım. Bunu sakın aklından çıkarma. Allah ömrünü uzun etsin. Evliliğiniz bir ömür boyu sürsün. Aramıza hoş geldin. Artık bizdensin. Umarım acısı çıkmaz. Namık, ben bu Yiğit'i sadece ailesini terk edip giden bir adam olarak biliyorum. Bu adamın savcı olduğunu bana neden söylemiyorsun? Bu adam başımıza iş açabilir. Bana neden anlatmıyorsun? Ben bütün konuştuklarınızı duydum. Bütün tartışmanızı duydum. Demek ki izah etmek icap etmemiş. Elbette bana her şeyi izah etmek zorunda değilsin Namık. Ama bu başkanlık seçimini etkileyecek bir detay. Eğer bu akşam yaşananlar duyulursa, bu evlilik, bu baskın duyulursa 10 adım geri gideriz seçimde. Rakiplerin de bize nal toplatır. Özellikle de Zafer, farkında mısın? Namık, 2 ay kaldı seçime. 1, 2 ay. Rica ediyorum. Bütün emekler boşa gidecek. Anlıyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.